Kanalda bir video serimiz var, bilenleriniz vardır. O seride popüler bazı çizgi filmlerin yapım sürecine odaklanıyoruz. Onların ortaya çıkış, yükseliş ve çöküş hikayelerini anlatıyorum sizlere. Anladığım kadarıyla çok sevmişsiniz o seriyi. Ben de düşündüm ve yine çok seveceğiniz başka bir seriyle daha karşınıza çıkmaya karar verdim. Bu serimizin konsepti hatırlamak üzerine olacak. Ki zaten ismi de hatırladım mı? Zamanda izlediğimiz dizi, film, çizgi film, unutulmayı yüz tutan ve çocukluk anılarımızı çendendiren, kıyıda köşede kalmış tüm yapımlara odaklanacağız bu seride. Yani bunların benim izlediklerim olması da önemli tabii ki. Yeni serimiz kanala hayırlı uğurlu olsun. Serinin devam etmesi için yani benim devam ettirebilmem için like atıp abone olmanız gerekiyor ki sevdiğinizi anlayabileyim. Ve eğer devam edecek olursak bir sonraki konuk yapımı ne olacak diye sizden fikir istiyorum arkadaşlar. Ben de en çok like alan konuyu bir sonraki videolarda değineceğim. Daha da uzatmayalım isterseniz hadi başlayalım şu videoya. Çocukluğumda en sevdiğim hayvan aslan olmuştur. Bunun sebebi muhtemelen anlatılan masallar. Anlatılan çoğu hikaye ve masallarda aslanlar ormanların kralı olarak resmedilirlerdi. Ormanların kralı konsepti de benim çok hoşuma giderdi elbette. Bu yüzden de aslanlara ayrı bir ilgim vardı. Gel zaman git zaman Disney cephesinden gelmiş olan Aslan Kral filmini keşfettim. Ve keşfetmemle birlikte o kadar çok sevmiş, o kadar çok benimsemiştim ki evimizdeki CD çalardan her gün ama bakın her gün Aslan Kral izlerdim. İçimde kocaman büyük bir aslan sevgisi vardı. Ve bu aslan sevgisinin farkında olan ailemde bana sürekli aslan oyuncaklar alırlardı. Şuraya ufak bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar aslan sevgim varsa muhtemelen Galatasaraylısındır abi diye düşünecek olanlar varsa hayır arkadaşlar ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim onu da belirteyim. O zamanlar Aslan Kral'dan başka doğru düzgün tüketebileceğim aslan içeriği yoktu. Aslan içeriği demek de biraz garip ama yani aslan içeren çizgi filmler yoktu diyeyim. Ta ki ben biraz daha büyüyüp Cartoon Network kanalını keşfedinceye kadar. Cartoon Network kanalında Max Combatay isimli bir seriye denk gelmiştim. Bu arada Max deşinden rahatsız olur musunuz bilmiyorum. Ben çocukluğumda asla Max derdim hep. Belki de doğru okunuşu asla Max falan olabilir. Ama hep Max diye alıştığım için ben Max demeye devam edeceğim. Video boyunca Max duyacaksınız haberiniz olsun. Her neyse konumuza dönelim. Ana karakteri Max olan bu Max Combatay isimli seriye zamanında bayıldığımı hatırlıyorum. O zamanlar Arabalar serisini izlemiştim ve Arabalar serisinde Şimşek'i seslendiren Jekta Kopan, Max karakterini de seslendirmekteydi. Hem aslanları sevmemden ötürü hem de zaten aşina olduğum bir ses olmasından da kaynaklı. Ben bu seriye ve de ana karaktere bayağı bir bağlanmıştım bu seri sonunda aslan açlığımı giderebilirdi ki nitekim giderdi de. Eminim bir zamanlar benim gibi birçok kişinin favorilerinden bir tanesiydi bu çizgi film. Ama hatırladığım kadarıyla çok da uzun sürmemişti. Cartoon Network'te toplamda bir sezonu ve 13 bölümü falan bulunmakta diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyordu olabilirim çok araştırmadım. Ama şundan eminim ki aslan mak karakterini Türkiye'ye açan, Türkiye'ye tanıtan ve zaten Türkiye'ye getiren içerik buydu. Bununla beraber Türkiye'de bilinmeye ve tanınmaya başlamıştı. Araştırdığım zaman buldum ki bu çizgi film serisinden önce Max karakterinin 3 tane filmi bulunmaktaymış. Ancak bunlar Türkiye'ye gelmemişti Max Kombat ile birlikte Türkiye'ye giriş yapılmış. Combatay serisi ve Cartoon Network ile beraber Türkiye pazarına giren Aslan Max, insanlar tarafından bayağı ilgi gördükten sonra her bir yapımı Türkiye'ye gelmeye başlamış. İsterseniz kısaca Aslan Max'ın yapım sürecine bakalım istiyorum. Çünkü orada da ilginç bazı olaylar bulunmakta. Bu projenin ortaya çıkışında arka planda büyük bir tutku var sanıyorsanız yanılıyorsunuz efendim. Çünkü Aslan Max öyle çok da tutkuyla yetiştirilen bir proje değilmiş. Ve zaten hikayesine baktığımız zaman bazı yerlerden çakma olduğunu görebiliyoruz. Mesela kristaller falan vardı, aslan kristalleri güç, zaman, yaşam falan filan hani baya baya Marvel'dan sonsuzluk taşlarını çakmış adamlar. Bunun dışında objektif baktığımız zaman Aslan Max'ın böyle animasyon kalitesi falan çok da iyi değildi. Her neyse yapım sürecine denecek olursak Aslan Max serisi aslında başlı başına bir reklamdan ibaretti. Firmanın elinde bir ürün vardı ve bu ürünün satışını nasıl arttırabiliriz diye düşündüler. Daha sonrasında reklam dehası olan bir arkadaş çıkıp şöyle bir fikir sundu. Biz ürünlerimizi çocuklar daha çok alsın istiyoruz, değil mi? E o zaman onlar yönelik bir çizgi film yapalım. Karakterimizi onları sevdirelim. Onlar da bizim ürünümüzü alsınlar diye düşündüler. Bu fikir muhtemelen herkese çok mantıklı geldi ve Aslan Max böylece ortaya çıkmış ve doğmuş oldu. Peki bu marka kimdi? Hangi ürünün reklamını yapmaya çalıştılar diye soracak olursanız, bunun cevabı Algida'dır efendim. Algida'nın ta kendisi Aslan Max serisini yapan markadır. Algida daha çok dondurma satmak için sırf reklam için Aslan Max serisini ortaya çıkarttı. Ancak bir şeyler yaşandı ve Algida bunu beklemiyordu. O da serinin bayağı bir tutmasıydı. Adamlar dondurma satalım diye bir reklam filmi çektiler. Ama Aslan Max sandıklarından daha fazla tutup daha fazla sevilince iyice suyunu sıkmaya karar verdiler. Böylece ortaya toplamda 9 tane Aslan Max filmi, 2 tane de 13 bölümlük dizi çıktı. Aslan Max serisinin 9 tane filmin arasından 3 tanesini izlemeyi başardım ben. Bunlar Kralın Doğuşu, Krallığa Yolculuk ve Dinotera filmleriydi. Benim anlam veremediğim bir şekilde Türkiye'de bu filmleri yerleştirmek için ciddi çaba harcanmış zamanında filmlerin seslenme kadrosuna bakarsanız resmen bir harika olduğunu görebilirsiniz. İlk iki filmde Yekta Kopan, Özge Özpirinci, Kenan Doğulu ve Sezen Aksu bulunmakta. Üçüncü filmde seriye Hülya Avşar falan da dahil oluyor. Bunlar şimdilerde çok büyük animasyon filmlerinde bile bir araya getiremeyeceğiniz isimler arkadaşlar. Ama tüm bu imkansız ekip, tüm bu imkansız isimler zamanında Aslan Max için bir araya gelmişler. İlk film izleyip beğendiğimi ve ikinci film için çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Çünkü ilk film tıpkı Infinity War ve Endgame gibiydi. İlk film Infinity War'du ve yarım kalmaktaydı, devamını beklemek zorundaydınız. Nitekim ben de çok heyecanlanmış ve heyecanla ikinci filmi beklemekteydim. Sonrasında ikinci filmden bir fragman geldi. Ağzım açık kaldı, ağzımdan sular akıtırak izlemiştim. Ama ikinci film çıktığında ve onu izlediğimde çok beğenmediğimi hatırlıyorum. Çocuk halimde olsam bile beğenmemiştim işte hani o kadar kötü bir filmdi. Hatta şöyle ufacık bir anım da var, onu da anlatayım. Ben o zamanlar tabii ki de filmleri korsan izlemek zorunda kalıyordum. İkinci filmi de Korsan izlemiştim. Korsan'ın orijinalden farkı şuydu. Film normalde bir buçuk saat ama Korsan'da bir saat falan bulunmaktaydı. Filmin yarım saati yok anlayacağınız. Ben de çocuk aklımda bunu şu şekilde anlamıştım. Fragmanda gördüğüm bazı sahneler baya baya filmde bulunmamaktaydı. Hatta o zamanlar üzülüp ağladığımı bile hatırlıyorum. Benim filmim neden eksik, benim filmde neden bu sahneler yok falan diyordum. Sorguladım sorguladım hiçbir cevap bulamamıştım zamanında ancak şimdi anlayabiliyorum. Bunun sebebi Korsan olmasıymış. Aslan Max aslan seven çocuklar ve yani hani böyle macera seven çocuklar için büyük bir nimetti. Zamanında benim için efsaneydi bu seri. Şimdi izlesem muhtemelen çok beğeneceğimi düşünmüyorum ama o zamanlar çok sevmiştim işte. Aslan Max'ın en son durumu ne diye merak edecek olursanız. Yeni bir seri daha çıkartmışlar ve serinin içine sıçmışlar arkadaşlar. Max karakteri okula falan gidiyor galiba günümüzde geçiyor hani saçma sapan bir şey yapmışlar. Anlayacağınız Aslan Max serisinin sonu hani beter olmuş kötü gelmiş öyle söyleyeyim. Daha da muhtemelen bu markaya daha yeni şeyler üretmezler diye düşünüyorum. Böylece Aslan Max ve maceraları da tozlu sayfalara gömülmüş oldular. Ben de bu videoda bir anıyım, kendisini hatırlayalım istedim. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.